Yüzertife mesajımı ulaştırmak için bana birkaç tane Mısırlı kadın bulun. Efendim, bu huzursuzluğa bir son verseniz daha iyi değil mi? Biz sizin geleceğiniz ve Potifar Hazretlerinin itibarı için endişeliyiz efendim. Bu sizin üstünüze vazife değil. Size ne diyorsam onu yapın. Mesajımı Yüzertife ulaştırın. Ya isteğim karşısında teslim olacak ya da onu zincire vurarak alçaltacağım. Ona Züleyha'nın şeref ve haysiyet perdesini yırttığını ve başlattığı savaşı sonuna kadar götürmekte kararlı olduğunu söyleyeyim. Hangi kadını bu vazife için münasip görüyorsunuz efendim? Ben ne bileyim. Kendilerinde Yüzertife'yle konuşma cesareti bulan her kadın olabilir. Rabbim, eğer bu kadınların hilelerini boşa çıkarmazsan, çevirdikleri entrikalarda etkili olursa ben kaybedenlerden olacağım. Bu adil değil. Züleyha seni altınla satın aldı ve yıllarca sana sevgisini verdi. Buyruğuna uymayıp kendine zulmetmen doğru değil. Bu itaatsizliğin sonu zindandan başka bir şey değil. Biliniz ki asla Züleyha'ya teslim olmayacağım. Onunla anlaşırsam Allah'a karşı gelmiş olurum. Pekala, şu halde bizden birini seç. Şüphesiz bizim sana olan aşkımızın Züleyha'nınkinden aşağı kalır yanı yok. Siz ne kadar adisiniz. Benim sahibim ve üzerimde hakkı olan Züleyha'ya günahta itaat etmezken siz yabancılara mı itaat edeceğim? Sizin güzel ve sevecen şehriniz şefkatli bir kalbe sahip olduğunuzu gösteriyor. Kendine aşık olanları incitmek büyüklere yakışmaz. Batıl isteğinizi bir kez daha tekrar edecek olursanız, edep ve saygı kurallarını bir kenara bırakır, sizinle anladığınız dilden konuşurum. Öyle anlaşılıyor ki Yüzertife Hazretleri kendini her türlü cezaya hazırlamış görünüyor. Ne biz ne de Züleyha isteklerimizden vazgeçmeyiz. Gerekirse Yüzertife Hazretlerine zindan cezasını uygularız. Züleyha tarafından bir hediye. Peygamber kucağında yetişen bir şehvetperestlerin kandırmaca ve kurnazlıklarına aldanmaz. Ezeli ve ebedi yaratıcının yuvasından yükseklere doğru uçan huma kuşu kargaların tuzağına düşmez. Yüzertife Hazretlerine selam olsun. Bana asla tazimde bulunma Mimi Sabu. Özür dilerim efendim. Alışmışım çünkü. Küçüklüğümden beri bana büyüklere saygıda bulunmam gerektiği öğretildi. Hepimizin karşısında tazimde bulunmamız gereken o büyük ben değilim. O gerçekten de ona layıktır. Evet, ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum. Ne diyecektim? Hatırlıyorum. Evet, hatırladım. Sadece yanınızdan çıkan bu bayanların Züleyha'nın yanına gittiklerini söyleyecektim efendim. Bu çok doğal. Onlar boyun eğmem için Züleyha tarafından görevlendirilen kadınlar. Şimdi de başarısızlıklarını bildirmeye gitmiş olmalılar. Bu arada Mimi Sabu, sen bilirsin bu mendillerin anlamı ne? Bunların niçin yere attığınız efendim? Bunlar aşkın sembolleridir. Birine ilanı aşk etmek isterseniz efendim, ona bu mendillerden verirsiniz ya da ona bu mendillerden gönderirsiniz, ama siz bunları ayak altına atmışsınız. Keşke biri bana bu mendillerden gönderseydi. Beni çok mutlu ederdi efendim. Peki anladım. Gitmem gerektiğini söylüyorsunuz. Pekala, zaten söyleyecek bir sözüm de kalmamıştı efendim. Gidiyorum efendim. Ancak güzellere davranma tarzı bu değildir.
Ne yaptıysak onu ikna edemedik. Taş olsa yumuşardı. Ne var ki Yuzarsif gerçekten taştan daha katı. Çabalamak boşuna. Sonuç alacağımızı sanmıyorum. Peki sizce ne yapmalıyım? Hiçbir yolu yok mu diyorsunuz ya? Yuzarsif'i zindana atın. Bu tek çaredir. Zindan? Belki o korkunç yerde sizin ona sağladığınız bu imkanların kıymetini bilir. Zindanın nasıl bir yer olduğunu görünce itaat edecektir elbette. Ama bunu yapamam. Zindan onu benden uzaklaştırır. Bu inatçının itaat etmesini istiyor musun, istemiyor musun? Bu bir kınama cezası. Yuzarsif'in direncini kırmak için geçici bir hapis. Teslim olunca onu serbest bırakırız. Yuzarsif'i 7 kapılı odaya çağır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.